ntvbolu.com ve Dört Duvar ilçelerinde bulunan okulların doğalgaza dönüşüm çalışmalarının hangi aşamada olduğuna dair Eğitim, Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonu'ndan gelen raporun görüşülmesi talebi raporu okutturuyorum. Rapor. İl Genel Meclisleri Erdoğan, Yetkin ve Dursun Fidan tarafından İl Genel Meclis Başkanlığı'na verilen 08.07.2021 tarihli önerge, İl Genel Meclisi'nin 08.07.2021 tarihiyle 163 sayılı kararıyla komisyonumuza havale edilmiştir. Doğal gaza dönüşüm çalışmalarının hangi aşamada olduğu ile ilgili komisyonumuzun yapmış olduğu çalışmaya göre bildiğiniz gibi Bolu Merkez, Gerede, Yeniçağ ve Dört Duvar ilçelerimiz doğal gaz hizmeti almaktadır. Dolayısıyla buralardaki Bolu Merkez'de ve Gerede'de bulunan tüm okullarımız doğal gaza dönüşüm çalışmaları tamamlanmış, doğal gaz ihtiyacı yoktur. Ancak komisyon raporumuzda belirttiğimiz gibi Yeniçağ ilçemizde Mesleki Eğitim Merkezi, Dört Duvar ilçemizde Şehit Orhan Yalçın Ortaokulu, Dört Duvar Anaokulu, Dört Duvar Çavuşlar İlkokulu, Dört Duvar Çok Programlı Lisesi Pansiyonu ile ilgili doğalgaza dönüşüm çalışmalarının ihalesi bu ay içinde yapılıp bu yıl içinde de tamamlanacaktır. Bundan sonra artık Bolu genelinde doğalgaza dönüşümü yapılmayan hiçbir okulumuz kalmayacak. Dolayısıyla çocuklarımız da daha sıcak ve sağlıklı bir ortamda eğitim öğretimlerine devam edecektir. Ben komisyonumuzun hazırlamış olduğu raporu meclisimize arz ederken isterseniz yine eğitimle ilgili bazı istatistik rakamları vermek isterim. Yeniçağ ilçemizde 821 öğrencimiz, 101 öğretmenimiz mevcut. Dört Duvar ilçemizde 431 öğrencimiz, 59 öğretmenimiz hizmet vermekte. İl genelinde ise 3709 öğretmenimiz var. 44322 öğrencimiz var. İlk orta lise zorunlu eğitimden bahsediyorum. Bunlarla eğitim öğretim devam etmektedir. Malumunuz Temmuz ayı içerisinde liseye geçiş ve üniversite yüksek öğretim kurumları sınavları sonuçları belli olmuş. Ağustos ayı içerisinde, yani bu ay içerisinde de tercihler yapılacaktır. Bu konuyla ilgili de komisyonunuza bir görev verilirse başarı durumuyla ilgili çalışma yaparız diyor. Meclisi saygıyla selamlıyorum. Evet, teşekkür ederim. tvbolu.com